Manas Radyosu. Siz Manas Radyosu'nu ұғып жатасыз. Radio Manas. Manas Radyosu'nda атайын репортаж. Medya Manas stüdyolarından herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Covid-19'la mücadele süreci biraz daha rahatladı. Artık sokaklara rahatlıkla çıkabiliyoruz. Dostlarımızla birlikte olabiliyoruz. Biz de Medya Manas'ta konuk ağırlamaya başladık. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. O süreçten sonra ilk konuğumuz diyebiliriz belki. Coca-Cola içecek Kırgızistan Genel Müdürü Sayın Mutlu Ocak bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Gayet iyi görünüyorsunuz. Bu soruyu sorma gerek yok belki. Evet evet. Çok şükür. Çok iyiyim. Sağ olun. Teşekkürler. Ne güzel. Bayağı uzun bir süreç atlattık. Evlerde olduk. Gerçi bizler çalıştık, koşturduk. Siz de öyle biliyorum. Bunlardan hep söz edeceğiz sizinle. Ama öncelikle ben sizden bahsetmek istiyorum. Çünkü ilk defa konuk oluyorsunuz stüdyomuza. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz firmanızı çok iyi tanıyorlar ama Evet. Sizi az tanıyorlar. Ondan dolayı biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle bugün burada olduğum için çok memnunum. Ayrıca bu süreçten sonraki ilk programın da konu olmak ayrı bir mutluluk ve onur kaynağı benim için. Kısaca kendimden bahsedeyim. Mutlu Ocak ismim. Yaklaşık 1,5 sene oldu Kırgızistan'da göreve başlayalım. Bilmiyorum son 2 ayı saymak lazım mı, saymamak mı lazım? Yaşandı mı, yaşanmadı mı? Aynen. Coca-Cola grubunda yaklaşık 12 senedir çalışıyorum. Türkiye ağırlıklı. Daha öncesi de yaklaşık bir 10 yıllık Amerika eğitim ve çalışma hayatım var. Ne kadar güzel. Atlanta'ya doğru gidiyorsunuz yani. Yani. Evet, peki. Evet. Peki. Coca-Cola içecek değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz Covid-19 sürecinde de Kırgızistanlıların yanında olmaya devam etti. Her zaman o yaptıkları hizmetleri affedersiniz. Bu sefer de yardımlarla sürdürdüler değil mi? Evet, evet. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz ama biraz da Coca-Cola ile ilgili kısa bir bilgi verelim değerli dinleyicilerimize, değerli izleyicilerimize. Ondan sonra Covid-19 sürecinde neler yaptınız ben onları merak ediyorum. Memnuniyetle. Arzu ederseniz sizin de dediğiniz gibi biraz şirket yapısıyla genel bilgi vereyim. Çünkü marka genelde çok bilinen ve herkes tarafından tanınan olduğu için çok ondan bahsetmeye gerek yok. Ama Kırgızistan'daki yapımızla ilgili bilgi vermek sanıyorum dinleyiciler, izleyiciler için faydalı olacaktır. Biz esasında büyük bir ailenin parçasıyız. Coca-Cola içecek Türkiye'de kurulu, merkezi İstanbul'da olan ve 10 ülkede operasyon gösteren bir organizasyon. Biz bu organizasyona şişeleyici diyoruz. Ne demek o esasında? Coca-Cola ürünlerinin üretimini, dağıtımını ve satışını yapan şirketler grubu diye düşünebilirsiniz. Toplam 10 ülkede yaklaşık 9 bin çalışanımız var. 26 tane de fabrikada yaklaşık 400 milyon tüketiciye ulaşmaktayız. CCI Kırgızistan da bunun bir parçası. O 10 ülkeden biri. 24. senemizdeyiz. İnşallah önümüzdeki sene çeyrek asırı kutluyor olacağız hep beraber. Ne kadar güzel çeyrek asır ve ne kadar büyük bir istihdam yaratıyorsunuz. Ne kadar güzel hizmetler veriyorsunuz dünyanın pek çok ülkesinde. Ve 9 bin kişi değil mi? Evet, toplam organizasyon 9 bin kişi. Tabii. Hani özel olarak Kırgızistan'a gelecek olursam dediğim gibi 24 senelik bir ayak izimiz var burada. 6 milyonluk Kırgızistan nüfusuna ürün sunmaktayız. 7 tane markamız var. Bunlar genelde bilinen markalar zaten. Hani Coca-Cola, Fanta, Sprite, Füstü. Yani sudan gazlı, gazsız birçok ürün portföyümüz var. Ve yaklaşık 50 tane farklı pakette bunları tüketicilerimize sunmaktayız. Şimdi bazı ürünler elbette hani çok dikkatli bakmadıkça altında Coca-Cola ibaresi var ama sıradan bir şekilde alıyoruz belki içiyoruz ama onun da aslında bir Coca-Cola ürünü olduğunu pek çok insan bilmeyebilir. İşte sularınız var. Aynen. Bonacqua. Yani birçok evet, kişiye sorsanız Coca-Cola'nın ürünü olduğunu bilmez. Evet. Ama tabii ana Coca-Cola yaklaşık 125 yıl üzerinde bir ayak izi olduğu için insanlar tabii ki akla ilk o geliyor. Bu arada enteresan bir anekdot paylaşayım veya bilgi paylaşayım. Dünyada gözü kapalı olarak tanınabilen iki şey varmış. Biri yumurta, diğeri de Coca-Cola şişesi. Çok enteresan. Duymuş muydun Şehzat? Şimdi duymuş. O zaman hemen dinleyicilerimize de aktaralım bunu.
Кутмандуу күнүңүздөр, мен урматтуу Манас радиосунун угармандары. Жалпыңыздарга жагымдуу күн тилейбиз. Сиздер угуп жаткан Манас радиосу жана белгилүү болгондой, учурдагы ачык кылгырдаалдар алынгандан кийин биздин медиабызга келген биздин бүгүнкү мейманыбыз Кыргызстанда 24 жылдан бери иш алып барып келе жаткан Coca-Cola суу сундуктарынын Кыргызстандагы мүдүрү Мутлу Ожак бүгүн биздин студиябызда. Кош келдиңиз. Жана алгач бул Кыргызстанда 1,5 жылдан бери иш алып барып келе жаткандыгын, бирок буга чейин 12 жылдан бери так ушул Coca-Cola'нын үйлөсүндө кызмат кылгандыгын, 10 жыл Америкада окуп жана иштеп келгендиги жөнүндө биз менен бөлүштү. Муну менен биргеликте Coca-Cola Кыргызстанда 24 жылдан бери иш алып барып келе жаткандыгын жана 7 маркадагы суу сундуктар менен Кыргызстандын жарандарынын мокумун кандырып келе жаткандыгын кошумчалап өттү. Муну менен биргеликте азыркы учурда дүйнөдө сиздерге айта кетүүчү нерсе дүйнөнүн 19 мүйдө кач өлкөсүйдү хожам? 10 өлкөсүндө. 10 өлкө мамлекетине суу сундук менен камсыз кылып келе жаткандыгын, бирок борбору Түркиянын Стамбул шаарында экендигин кошумчалады жана жалпысынан так ушул Coca-Cola'нын кызматкерлери үй бүлөсү 9000 чукул экендигин дагы кошумчалап өттү. Жана бул биз дагы Кыргызстанда 24 жылдан бери иш алып барып келатабыз деди. Бул дагы оңой учур эмес деди, аз убакыт эмес деди, жакшы иштерди алып барып келе жатабыз деди. Дагы кененирээк сонун маалыматтарды биздин толкунда сиздер менен тең бөлүшүүгө дайын даярбыз. Жана ошондой эле сөздүн алгач акыркысында мынтип айтып өтпөдүбү, дүйнөдө дейт адам көзүн жумуп туруп эки нерсени так таба алат экен. Бул биринчиси кадимки эле жумуртка, ал эми экинчиси болсо так ушул Coca-Cola'нын шишеси экендигин бизге бүгүн жакшы бир маалымат менен бөлүшүп өттү. Эбет хожам. Чок тешеккür эдебиз Шаризат. Деярдин динчилеримиз, деярдин издечилеримиз, билиорсуз, COVID-19 süresince hepimiz aslında çok da alışık olmadığımız hayatları tecrübe etmek durumunda kaldık. Bu süreçte Kırgızistan'daki Türk yatırımları özellikle çok güzel katkılar sundu burada yaşayan halka, insanlara, dostlarımıza, kardeşlerimize. Türk yatırımları zaten büyük katkılar sunmaya her zaman devam ediyor Kırgızistan'a. Gerek sağladığı istihdamla, gerek diğer oluşturduğu yararlarla. Coca-Cola Kırgızistan da elbette pek çok şey yaptı bu süreçte. Bir de onları soralım bakalım Mutlu Ocak Bey'e neler yaptı Coca-Cola Kırgızistan. Memnuniyetle. Detaya girmeden önce ben esasında şirketimizin genel vizyonu ile ilgili vermek tabii. istiyorum. Biz şirket olarak bizim vizyonumuz bulunduğumuz hızlı tüketim malları kategorisinde en iyi şirket olmak. En iyi derken her alanda en iyi olmak. Ve yaptığımız her işte en önemli bizim baktığımız veya önem verdiğimiz konu değer yaratmak. Evet. Değer yaratmak bizim için çok önemli. Kime değer yaratmak? Tüm stakeholder'lar, çalışanlar ve öncelikle toplum. Bu bizim çok önemli. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü COVID-19 esasında bunu göstermemiz için bir fırsattı. Elbette, elbette. İlk başladığı günden beri biz çalışmalarımıza devam ettik. Üretimimize, satışımıza, dağıtımıza. Evet, zorlu bir süreç oldu bizim için de operasyonu devam etmek ve sürdürebilmek. Ama bulunduğumuz sektör sebebiyle bizim çalışıyor olmamız lazımdı. Çünkü günün sonunda bir gıda ve içecek ürünü sunduğumuz için pazarda, marketlerde bulunabilmemiz, tüketicilere ulaşabilmemiz çok önemli. Süreç başlar başlamaz tabii ki genel merkez ofisten gelen yönlendirmeler gerek buradaki Kırgız yetkili makamları, Sağlık Bakanlığı, Acil Yardım Bakanlığı olsun sürekli bir iletişim halindeydik. Oradan gelen yönlendirmeler, talimatlar, bununla beraber Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu, paylaşmış olduğu iyi uygulamaları hemen biz operasyonumuza entegre ettik. Çünkü bizim için en önemli konu kendi elemanlarımızın ve aksiyon içinde veya iletişim içinde olan müşterilerimizin sağlığı. Hastalığın yayılmasını veya yayış hızını azaltmak için biz de çeşitli önlemler aldık. Nedir bunlar? Öncelikle çalışan sayımızı azalttık. Zaruri olmayan ve daha doğrusu yaptığı işi uzaktan erişimle yapabilecek kişileri çalışma alanına gelmesine askıya aldık. Evet. Bu esasında şunu gösterdi, siz de mutlaka takip ediyorsunuz, birçok sektörde bu yaşandı ve görüldü. Ve zaten iş hayatındaki okuduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla yeni normlardan biri de esasında bu olacak.
insanların mesafeyle uzaktan çalışması. Öyle görünüyor, evet. Bunu bir kenara bıraktığımda tekrar aldığımız önlemlere dönersem, fabrikaya tüm girişlerde çalışanların ateşini doktor gözetiminde ölçtük. Bunların kayıtlarını aldık. Herhangi bir semptom gösteren kişilerin direkt doktorlara göndererek veya hastanelere herhangi bir sağlık problemi olup olmadığını teyit ettik. Tüm çalışanlarımıza tıbbi maske ve el dezenfektanı temin ettik. Ayrıca tüm girişlerde araçlar her gün ofisle beraber tüm ofis dezenfekte edildi. 24 saatte bir. Saha çalışanlarımıza, özellikle ürün dağıtanlara koruyucu maskeler dağıttık. Dediğim gibi mümkün olduğunca çalışanlarımıza bu hastalığın yayılmasını engelleyecek önlemleri aldık, almaya da devam ediyoruz. Büyük ve sorumlu bir firmadan da böyle bir davranış beklenirdi zaten. Gayet güzel bir şekilde siz de bu önlemlerinizi alıp Kırgızistan'ın da gayet ciddiyetle uyguladığı bu önlemlere katkı sağlamış olmuşsunuz. Ne güzel. Müsaade ederseniz bu konuştuklarımızı da hemen özetlesin Şerizat. Tabii. Lütfen buyurun. Çok rahmat, hurmatlı ormandar, o siz kertip sizler menen birgelikte aytı ketelim. Bugün bizden törübüzdün konuğu Kırgızstan'dagı Coca-Cola Kırgızstan başçısı Umutlu Ocak ve bugün bizden stüdyobuzda sizler menen birgelikte tagışul Coca-Cola COVID-19 menen күрөшүү учурунда, пандемия учурунда кандай иш алып баргандыгын тууралуу биз алгач суроо бердик. Бирок бул биздин конугубуз мен алгач өзүбүздүн максатыбыз тууралуу айтып берүүсүн каалады. Биздин максат дейт бардыгында биринчи болуу дейт жана муну менен биргеликте ар бир болгон коомубузда кайсыл жерде болбосок дагы маанилүү көздү көргөзү деди. Албетте бул COVID-19 келгенде биз үчүн да оңой болгон жок деди. Борбордон алынган маалыматтар боюнча бизди иштеген ишкерлерибизге, алардын ден соолугуна жана ошондой эле кам көрүүгө аракет кылдык дейт. Алардын колун тазалоочу жана маскалар менен камсыз кылдык дейт. Муну менен биргеликте эртең менен жумушка келе жаткан учурунда алардын дене табын өлчөп көрүп, эгерде кандайдыр бир өзгөрүүлөр бар болсо, аларды ак халатчандарга жөнөткөнгө аракет кылып көргөзүп турдук дейт. Муну менен биргеликте ушул пандемия учурунда көрдүк дейт. Алдыда адамдар аралыктан иштөөгө өтүшөт экен деди. Социалдык аралыктарды сактоого деди. Муну да биз көздөн качырбаган аракет кылдык. 24 сааттын ар биринде өзүбүздүн ошол иштеген жерибиздин бардыгын тазалап дезинфекция кылып турдук дейт. Муну менен биргеликте ошол бизден чыккан азык түлүктөрдү жеткирип жаткан биздин ишкерлерибизге дагы атайын коргонуучу маскаларды жана тазалоочу колун дезинфекция этүүчү каражаттар менен камсыз кылып турдук деп кошумчалап өттү өзүнүн сөзүн Дэвид Кожом. Чоң рахмат, Шерзат. Evet, her ne kadar zorlu bir süreçten geçmiş olsak da artık yavaş yavaş hayat normale dönüyor. Zaten ekonomik açıdan da pek çok açıdan da bunu gerektiriyor yaşam. Ve işte normalimizi yaşamaya başladık. Yaz mevsimi de geldi üstelik. Evet. Her yer canlandı, coştu doğa, bakıyoruz. Kırgızistan Coca-Cola'ya baktığımızda da aynı zamanda yine eski şeyleri biliyoruz, biz faaliyetlerinizi biliyoruz. Sizin gayet renkli çalışmalar yapıyordunuz. Yaz ayları geliyor. Neler planlıyorsunuz? Bu hem daha önce yapmış olduğunuz geçmiş faaliyetlerden biraz aktivitelerden örnekler verebilir misiniz bize? Bir de bu yaz boyunca neler planlıyorsunuz? Tabii ki. Dediğiniz gibi gerçekten hani yaklaşık 2 ay ama hani birçok kişi herhalde 2 sene gibi geldi. Öyle geldi bu gerçekten. İnsan bu dönemde bilmiyorum, en azından ben kendi tecrübem. Evet. Özgürlüğün ne kadar esasında değerli ve kıymetli bir şey olduğunu görüyor veya hissetti. İnsanların özgürlüğü elinden alınınca gerçekten, ki ben işte sokağa çıkma yasağından, ki bu arada gerekliydi, bu arada Kırgız Devleti de gerçekten bu süreci çok başarılı yürüttü, evet, hala evet. Da yürüyor. Tabii iki aydan sonra özellikle bu yasakların hafiflemesi diyelim, çünkü hala hazırda bazı uygulamalar devam ediyor, mutlaka hayata bir canlılık getirdi. Siz de dediğiniz gibi mevsimin de tam esasında hani bahar, uyanış, üst üste gelmesi belki bu süreci biraz daha hızlandırdı, ki iyi oldu bu arada. Evet. Tabii hayat devam etmeye veya akmaya başlayınca, yavaş yavaş eski hızına gelmeye başlayınca sistemin tüm mekanizmaları ve çarkları da esasında işlemeye başlıyor. Ticari hayatta bunlardan biri. Biz Nisan ve nispeten Mayıs ayında tabii ki geçmiş dönemlere kıyasla daha düşük bir ticari faaliyet gördük. Özellikle tabii bu da talep kaynaklı.
insanlar eski alışkanlıklarını belli bir dönem yapamayınca mutlaka bu yaşamlarına da ve tüketimlerine de etki ediyor. Ama dediğim gibi özellikle Mayıs'ın son haftası ve Haziran'ın şu ana kadarki gördüğümüz dönemde olumlu sinyaller alıyoruz. Ben gelen konuklarıma Coca-Cola ikram etmeye devam ettim evde. O Covid süresi boyunca da. Aynen, biz de elimizden geleni yaptık ki ürünlerimiz gerçekten sahada olsun, tüketicilerimize ulaşabilsin. Teşekkürler ayrıca. Bu arada biterse söyleyin. Teşekkür ederiz. Dediğim gibi ticari faaliyetlerimiz bizim için Haziran, Temmuz, Ağustos önemli ve kritik ay. Çünkü evet, içecek evet. sektöründe olduğumuz için esasında tüketimin en peak yaptığı noktalar. Biz de tabii özellikle bu dönemde öğrendiklerimiz, sahanın, pazarın, tüketicinin ihtiyaçlarına göre gerek dönemsel gerek de tüm sezonu kapsayacak planlarımız var. Isık Göl sezonuna hazırlanıyoruz. Bizim için önemli bir bölge, özellikle sezon itibariyle. Tüketicilerimiz için de şu an detayını paylaşmayayım ama bir güzel bir promosyon düşünüyoruz. İçinde büyük hediyeleri olan. Harika. Aynen, içtiğinizde kazanma şansınız ciddi anlamda yüksek olan bazı planlarımız var. Dediğim gibi bunları Temmuz başında daha da iyi göreceğiz. Bu arada yeni bir ürün çıkardık. Bu dönemde tüketicilere farklı bir tat sunmak için Fanta'nın armut tadını çıkardık. Bu arada tavsiye ederim. Gerçekten çok çok güzel bir ürün. Fırsat olursa enteresan olacaktır bu armutlu Fanta'yı tatmak. Yanınızda getirmiştiniz herhalde. Aynen, koridorda aynen, içeriz birazdan. Aynen, aynen. Tamam, peki. Sevgili Şerizat, sözü sana verelim. Fantaları duyduktan sonra aklım... Nerede kalmıştık? Урматтуу угармандар, сизге айта кетели, азыркы учурда биз сиздер менен биргеликте Кыргызстан Coca-Cola'nın баш мүдүрү Мутлу Ожак мейманыбыз менен майык куруп жаткан чагыбыз, урматтуу угармандарыбыз. Албетте, алдыда жай мезгили келатат дейт. Акырындап бул карантиндер алынып салынгандан кийин өзүбүздүн жай жашообузга акырындап келе жатабыз. Бул учурда кандай иш-чараларды алып барууну көздөп жатасыздар деген биздин сурообузга дагы өзү мейманыбыз жакшы жооп берди. Албетте дейт, 2 айдай болгон карантин учурунда кыргыз өкмөтү жакшы иштерди алпарды дейт. Бул учурда биз эгемендүүлүктүн же болсо эркиндиктин кандай маанилүү экендигин жакшылап билип алдык окшойт дейт. Бирок албетте ал бир жерге эң эркин басуу ошол учурдун талабы болчу, ошол себептен аны аткарууга аракет кылдык дейт. Албетте карантин учурунда дейт биз ошол соода жаатында дагы, базар жаатында дагы иштерин азыраак болгондугун жана бирок май айынын жана июнь айынын май айынын акыркы жумасы жана июндун башы менен биздин дагы бизди жакшы көргөндөрүбүз дагы көбүрөөк ичип соода жаатында дагы жандануулар болгону, бул албетте бизди сүйүндүрөт деп кошумчалап өттү. Азыркы учурда болсо сезондук пландарды дагы алдыга максат коюп ага даярданып жаткандыгын, ысык көл сезонуна даярданып жаткандыгын жана ошондой эле июлдун башы менен өзгөчө жаңы промо рекламдык жакшы өзгөчө белектери менен Coca-Cola бизге келе тургандыгын да кошумчалап өттү. Ошол себептен урматтуу угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз, бул суусундук менен аралыгыбызды ачпай турат экенбиз. Жана ошондой эле биз сиздер менен бөлүшкүм келген жакшы бир маалыматым бар дейт. Бул албетте Фантанын жаңы түрү, жаңы даамы дейт. Бул алмурт менен жасалганы дейт. Мен баардыгыңыздарга татып көрүңүздөр деп сунуш кылмакчымын дейт. Бул өзгөчө башкача бир суусундук болду. Менин оюмча сиздердин баардыгыңыздарга жагат деп кошумчалап өттү биздин мейманыбыз. Мутлу Ожак'la söyleşimiz devam ediyor. Coca-Cola Kırgızistan Genel Müdürü. Evet, yakın zamanda gelecekti. Yani yakın gelecekte yapmak istediğiniz şeyler neler? Neler planlıyorsunuz? Hem firma olarak hem belki kendiniz de kendi gelişiminiz açısından, diğer açıdan. Sonuçta Kırgızistan'dasınız, burada farklı bir ortamdasınız. Neler düşünüyorsunuz? Kişisel olarak da yanıtlayabilirsiniz, bunu firma olarak da yanıtlayabilirsiniz. Tabii her iki açıdan da yanıtlamaya çalışayım. Bir kere Kırgızistan ülke olarak, ticari anlamda, pazar olarak bizim için çok önemli bir yer. Demin de bahsetmiştim, 24 senedir buradayız. Bir en az daha o kadar burada öngörülebilir tarihte olmayı tabii ki istiyoruz, planlıyoruz. Zaten baktığımızda pazarda da bir büyüme trendi mevcut. Dolayısıyla biz de planlarımızı ve yatırımlarımızı buna paralel olarak yapmaktayız. Geçen senenin sonuna doğru büyük bir depo yatırımını tamamladık. Yaklaşık 8-9 milyon dolarlık bir yatırım. Çok büyük bir
kapasite arttırımı oldu. Bunu hem şu an depo olarak kullanacağız, ileride de kapasiteyi, üretimi arttırmak için ekipman ve teçhizatı buraya koyma şansımız var. Dolayısıyla biz Kırgızistan için hep ileriye dönük gelişme, büyüme planları yapmaktayız. Gerek altyapımızı, gerek iş yapış şekillerimizi de buna göre planlamaktayız. Hem sosyal faaliyetlerinizle hem yatırımlarınızla değer yaratmaya devam ediyorsunuz. Ne çok güzel. Güzel bir konuya bahsettiniz. Biraz onlardan da müsaade ederseniz lütfen, bahsetmek buyurun. İstiyorum. Konuşmamın en başında da söyledim. Değer yaratmak bizim için çok önemli. Özellikle iş yaptığımız, yaşadığımız. Çünkü bizler de bu toplumun, bu yapının bir parçasıyız. Üyesiniz tabii ki. Buraya değer yaratmak bizim önceliklerimiz için de en yukarılarda. Bugüne kadar son 5 senelik döneme baktığınızda yaklaşık olarak 40 milyon somluk bir sosyal sorumluluk projelerine direkt veya endirekt katkıda bulunduk. Çevre hakeza bizim için öyle önemli. Çevre tarafında da yine 5 yıllık dönemde yaklaşık 8-9 milyon somluk bir desteğimiz, bir katkımız oldu. Tabii bunlar devam edecek. Bunları paylaşmamdaki sebep sadece geçmişten bugüne kadar neler yaptığımızı esasında sizlerle paylaşmam. İleriye doğru da bunların bir ışık tutması. İstihdam yaratmak bizim için çok önemli. Bizim gerek bayi yapımız, 23 tane bayimiz var tüm Kırgızistan'da. Gerek tedarikçilerimiz, gerek kendi çalışanlarımız. Esasında bir sosyo ekonomik grubuz ve baktığınızda yaklaşık olarak 3500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ve sadece geçen sene Kırgızistan ekonomisine yaptığımız katkı, direkt katkı yaklaşık 12 milyar som seviyesinde. Çok önemli bir katkı tabii bu. Dolayısıyla burası bizim için çok önemli. Hem şirket olarak hem de bireysel olarak benim sevdiğim bir yer. Esasında biraz da ikinci sorunuza geçeceğim. Çok güzel bir tecrübe oluyor olmakta benim için. Bu bölgede benim ilk bulunuşum. Yurt dışında yaşadım ama tabii ki her coğrafyanın, her ülkenin farklı bir kültürü var. Özellikle bizim Türk kültürüne de yakın olması tabii buraya adaptasyon ve uyumu kolaylaştırdı. Bugüne kadar her şey çok güzel gitti. Umarım aynı şekilde devam edecek ama gerek halkın, insanların sıcaklığı, konukseverliği gerçekten burada hem çalışmayı hem yaşamayı kolaylaştırıyor. Çok teşekkür ederiz. Şerzat notlarını aldı. Hemen dönelim bir. Bakalım neler söyleyecek dinleyicilerimize. Bakalım neler söyleyecek hocam. Kafamdan uydurmuyorum hocam. Урматты меймандарыбыз, урматтуу угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз, сиздер менен биргеликте так ушул Coca-Cola Кыргызстандын иш мердүүлүгү тууралуу сиздер менен сөз кылып жатабыз. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы, так ушул иш Кыргызстандагы башчысы, мейманыбыз Мутлу Ожак бар экендигин эскертип айта кетели. Албетте дейт, жакын каралыкта мындай ишканалар узун жана жакын каралыктагы деп максаттарды коюп иш алып барышат эмеспи? А жакын каралыкта кандай максаттарыңыз бар? Өзүңүз жана ошондой эле ишканаңыз тууралуу деген биздин сурообузга дейт. Албетте дейт, биз Кыргызстандын базарында 24 жылдан бери барбыз дейт. Эми мындан дагы көбүрөөк бар болууга жана чоңоюуга, өнүгүүгө дайыма аракет кылабыз деп белгиледи. Алдыңкы күндөрдө 8-9 миллион долларды катайын инвестиция алынып келинип, өзүнүн ишканаларын чоңойтууда жана кеңейтүүдө бул иш аракеттерди кылып жаткандыгын жана өнүгүүсүн аракет кылып жаткандыктарын кошумчалап өттү. Албетте дейт, биз сөзүбүздүн башында дагы сиздерге көңүл коюуңуздар үчүн белгилеп айтып өткөнүбүз, биз өзүбүздүн иштеген жерибизге маанилүүлүктү жана өзгөчөлүктү ошол коомго тартуулганга аракет кылабыз дейт. Бул биздин алгачкы жана биринчи максаттарыбыздан бири дейт. Ошол себептен албетте дейт, бул жакта болуп жаткан иштерге дагы социалдык керек болсо башка дагы жардамдарга биз дайыма берип келебиз, колдоо көргөзүп келебиз деп кошумчалады. Бул албетте социалдык кандайдыр бир проектилер болсун, же болбосо табиятты коргоо, жаратылышты коргоо болсун, биз 40 миллион сомго жакын жардамды көргөздүк дейт. Бул токтоп калбайт албетте дейт, биз мындай иш чараларга, социалдык проектилерге өзүбүздүн колдообузду дайым көргөзүп келе беребиз деп кошумчалады. Албетте дейт, бизде бул учурда ишканада 3,5 миңге чукул
кызматкерлер үс бар экен деген кошумчалады жана бул жерде де жашоо мен эми өзүмө келе турган болсом дейт. Албетте чет жакаларда жашап келдим, бирок Кыргызстанга келгенде өзүмдү бир чет жакадан келген адам катары сезген жокмун дейт. Салт санаабыз окшош деди. Жана бул жагына келгенде мен өзүмө тажрыйба алып топтоп жатам, тажрыйба алып жатам. Мен эң жакшы көргөн дагы географиялык жер экендигин да кошумчалап өттү. Жана жакынкы аралыкта дагы ошо алдыга койгон максаттарыбызды ишке ашыруу менен өзүбүздүн ишибизди дагы көбөйтүп, кеңейтип жана муну менен ушул эле учурда Кыргызстандын өкмөтүнө 12 миллиард салык төлөгөндүгүн дагы кошумчалап өттү. Бул албетте Кыргызстандын мамлекеттин бюджетине биз ак иштеп жатканыбызды көргөзүү үчүн көргөзгүчү экендиги максаттанып мындай айтып ак ачык айта кеткенибиздин максаты да ошол деп кошумчалап өтөт хожом. Çok teşekkür ederim. Mutlu Bey, Medya Manas pek çok genç tarafından takip ediliyor. Özellikle üniversitede okuyan gençler takip ediyorlar. Hem radyo yayınlarımızı hem televizyon yayınlarımızı. Şimdi sizin yerinizde oturmak isteyen, sizin yerinizde olmak isteyen pek çok genç vardır eminim. Kariyerini şekillendirmek için çeşitli planlar yapan, hayaller kuran gençler vardır. Coca-Cola'da kariyer yapmak nasıl bir şey kazandırır insanlara, neler kazandırır, neler yapmalılar sizin başarınıza erişebilmek için, gençler için neler söylemek istersiniz? Teşekkürler. Tabii gençler çok önemli. Çünkü ülkenin esasında geleceğini belirleyecek kişiler bunlar. Dolayısıyla bu kişilerin ileriye doğru hazır olmaları için kendilerini geliştirmeleri hem bireysel hem ülke anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Benim gençlere tavsiyem en önemli konu esasında meraklı olmaları. Çünkü gerçekten de geçmişteki tarihe de baktığınızda uzak yakın, her türlü gelişim, her türlü yenilik meraktan doğuyor. Dolayısıyla insanların geliştirmesi için kendini bence merak çok önemli bir hızlandırıcı faktör diyelim. Çünkü merak olunca insan araştırıyor. İnsan araştırınca öğreniyor. Dolayısıyla her öğrenmeniz de esasında sizi bir adım daha ileriye götürüyor. İkinci önerim hedef koymak. Çünkü insan bana göre yaptığı her işte bu sosyal hayat olur, çalışma hayatı olur, özel hayat olur, bir hedef koymalı. Bu hedef illa çok uzun vadede 10 sene, 15, 20 sene değil, kısa orta ölçekli olur. Herhangi anlamda büyük veya küçük olması önemli değil ama insanın bir hedefi olması lazım ve tüm çalışmalarını, tüm planlarını esasında o hedefe doğru yönlendirmesi lazım. Bir de son olarak artık dünya çok değişiyor. Değişmekte özellikle globalleşme anlamında dünya insanlarına ihtiyaç var. Dolayısıyla insanların da daha büyük esasında düşünüp kendini dünya vatandaşı olarak nasıl yetiştirebilir? İşte bir lisandır. Farklı bir dili konuşabilmektir. Bu arada ben de biraz Rusça'ya çalışıyorum ama kabul edeyim ki çok ne çok güzel, zor. Ne güzel. Dediğim gibi hani bu açıdan da bakıp kendilerini bu anlamda da geliştirmeleri, farklı bir dil öğrenme, farklı yeni bir kültürü anlama bence katkı sağlayacaktır ileride kendi hayatlarına. Naçizane tabii benim kendi ne güzel, önerim ve çok görüşüm. Değerli fikirler bunlar. Sevgili gençler, Mutlu Bey'in başarısına erişebilmek istiyorsanız bence tavsiyelerine kulak verin. Teşekkür ederim. Алеми, биз өзүбүз ушул Мамутлуу агайыбызга суроо салбадыкпы? Сиздерге ушул биздин медиа борборубузду жана биздин радиобузду, ТВ-ды жатыбызды көрүп, жакшы көрүп каалагандар бул жаштар, аларга кандай кеңешиңизди берет элеңиз деген биздин сурообузга дейт. Албетте жаштар бул өтө маанилүү дейт. Жалгыз гана өзү үчүн эмес, ушул мамлекеттин келечегинде кандай жолду тандайт, кандай жол менен өнүгөт. Муну белгилөөдө жаштардын ролу жана алардын тарбиялануусу өтө маанилүү экендигин кошумчалады жана мен биринчи бере турган кеңешим бул бир нерсеге кызыгуу дейт. Тарых болушу мүмкүн, жаңы технология болушу мүмкүн дейт. Сиздер кызыкканда аны изилдеп баштайсыздар, аягын баардыгын изилдеп берип болуп жатканда ошол эле учурда сиздер үйрөнө аласыздар дейди. Ал эми экинчиси бул максат дейт. Бир нерсени койгондо, бир нерсе кылып жатканда баардык пландарыңыз ошол сиздин максатыңызга жетүү үчүн кандайдыр бир карта болобу, жол көрсөткүч болобу, ошондой кылып кызмат аткарышы керек деди. Ал эми үчүнчүсүндө болсо бул албетте ааламдашуу болуш керек деди. Учурдун талабында ар бир адам ааламдашууга иш алпашы керек деди. Жалгыз гана өзүнүн өлкөсүнө эмес, дүйнө жараны болгонго аракет кылышы керек деди. Бул үчүн албетте тил үйрөнүү жана жаңы нерселердин баардыгына үйрөнүүгө ачык болушу бул шарт экендигин жана албетте ошондой учурда гана көптөгөн жеңиштерге жете ала тургандыгын кошумчалап өттү. Эбет хожом. Çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Mutlu Bey, dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşmak isteyeceğiniz son sözleriniz varsa bir son soruları hep böyle açık uçlu bırakıyoruz. Neler söylemek isterseniz ben size sormuşum gibi kabul edin ve cevaplandırın lütfen. Buyurun.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun öncelikle tercüme için. Ayrıca teşekkür ederim. Biliyorum çok kolay bir şey değil. Bir dahaki programda size Rusça tercümeler yaptırtacağız böyle. Harika. Madem Rusça oldu. Öğrenmeye başladınız. Yok tamam. Öğrenme. Yani biliyorum çok farklı bir şey. Ama meraklıyım lisanı. Öğrenmeyi seviyorum. Tekrar teşekkürler bu fırsatı bana yarattığınız için. Burada bulunmak sizlerle gerçekten mutluluk verici. Ben tekrar çok kısaca COVID-19'a dönmek istiyorum. Şöyle, dediğim gibi zor bir süreç. Bizim zaten kendi şirketimiz içinde de bir motumuz var. Güçlü ol, güçlü kal. Dolayısıyla herkesin esasında bu şekilde yaklaşmasını ben öneriyorum. Biz de dediğim gibi şirket olarak bu sürece destek anlamında elimizden geleni yaptık. İki konuyla ilgili sadece bilgi vermek istiyorum. Birincisi ihtiyacı olan yaklaşık 5700 aileye Kızılay vasıtası ile hijyen ve gıda malzemelerinin dağıtımını tamamlamış bulunmaktayız. Böylelikle yaklaşık 17 bin kişiye ulaşmış olduk. Diğer ikinci önemli bir adım da üzerinde çalışıyoruz. Bu dönemde gerçekten finansal anlamda hasar gören ki birçok şirket var, küçüklü ufaklı, bizim şirket dediğimiz yani özellikle küçük lokantalar, işletmeler. Bunlar için de bir yardım paketi üzerinde çalışmaktayız. Dolayısıyla bu anlamda hem topluma hem de ekonomiye destek vermeye elimizden geldiği kadar naçizane devam ediyor olacağız. Neden? Çünkü gerçekten Kırgızistan bizim için önemli. Kırgızistan halkı için önemli. Onları, ülkeyi çok seviyoruz. Onlar da sizleri çok seviyorlar eminim. Biz de seviyoruz sizleri. Çok teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için, katıldığınız için. Kırgızistan'da faydalı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, değerli seyircilerimiz, Kırgızistan Coca-Cola İçecek Genel Müdürü Sayın Mutlu Ocak bizimle birlikte oldu bugün. Stüdyomuza konuk oldu. Bir başka programda, bir başka değerli konuğumuzla sizinle tekrar buluşacağız. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Урматтуу угармандарыбыз, селеми биз сиздер менен биргеликте бүгүнкү келген мейманыбыздын акыркы сөздөрүн сиздерге менен бөлүшүүгө аракет кылып коюңуздар. Биз сиздерге ошо биздин müdürümüz Bülent Bey'in akırkı sorusu bizden konuğumuzga erkin mikrofon buldu. Albette bizge gelgendiğiniz için çok rahmat dedi. Sizlerde görü, sizlerde bul yerde mayak deşim benim için özgüçü bir bakıt tartuladı dedi. Birok men kayrıla şu COVID-19'ga gelgim gelip dedi. Bu albette çok öte göy dedi. Bu bardık yerde bardık derselerde sınavdan öttük okşayt dedi. Cana hazır kuçurda Kızılay'dan cerdan menen biz 5700 übülüğü birinci gerek bolu uçu. Bu albette özdük hijyena canı şunda ile azık tülüktür menen cerdan dan берип көргөздүк дейт. Муну менен биргеликте Кыргызстанда иш алып барып жаткан жана чоң сокку урулган жеке майда ишкерлерге дагы биз аларды кандай колдоо көргөзө алабыз? Булар тууралуу дагы азыркы учурда пландарды коюп иштерди алып барып жатабыз деди. Биз албетте өзүбүз бул аймак биз үчүн өтө маанилүү деди. Бул жерде дагы биз өтө маанилүү жана керектүү кызматтарды дайым алып барууга аракет кылып келебиз деди жана мен бул жерде аябай жакшы көрөм деп өзүнчө сөзүндө кошумчалап өттү. Урматтуу угармандарыбыз, сиздер Кыргыз Түрк Манас университетинин үнү жана жүзү болгон Медиа Манастын радио жана ТВ'нин ортак берүүсүнө атайын репортажга ортоктош болдуңуздар. Берүүнү алып барган Бүлөнт Намал болду. Мейманыбыз болсо Кыргызстан Coca-Cola ишканасынын müdürü Мутлу Ожакбей болду жана сиздер менен биргеликте микрофон башында кыргызчалап жардам бергенге аракет кылган мен Шаризат болдум. Кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушкучакта аман болуңуздар жана биздин келген меймандарыбызга чоң рахмат. Дагы да келип туруңуздар. Görüşkençe hoşkança. Манас радиосунда атайын репортаж. Манас радиосу. Болду Манас радиосу. Манас.